Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizler için saatler konusunu işleyeceğim. 5. sınıfta ve 6. sınıfta saatler konusu önemli bir konudur arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için baştan alarak Türkçe ve İngilizce saatleri anlatıyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. What time is it? Saat kaç demektir arkadaşlar? Saat kaç? Şimdi saatleri bilmeyen arkadaşlarımız için kısa bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Evet. Bir saatimiz, bakın bu şekilde bir saat görelim. Bir saatimiz tam 60 dakikadır çocuklar. Her bir aralığımız da 5'er dakikadan ibaret. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye gidiyoruz. Saati bu şekilde düşündüğünüz zaman her bir aralıkta 5'er dakika olduğunu bildiğinize göre akrebi ve yelkovanı da biliyorsunuzdur. Akrep küçük ve kısa olan çizgimiz, bakın. Küçük, kalın, kısa diyelim. Yelkovan ise uzun olan çizgimizdir arkadaşlar. Bunların ikisi bu şekilde olduğu zaman her ikisi de, yani yelkovan 12'yi kırmızıyla gösterdiğim, akrep ise o da 12'yi gösteriyor gördüğünüz gibi. Şu anda saat tam 12'dir. O zaman what time is it sorusuna cevap verebiliriz. Ne diyoruz arkadaşlar? It is 12 o'clock. Hemen yazalım çocuklar. It is 12 o'clock diyoruz tam saatlerde arkadaşlar. It is 12 o'clock. Tam saatlerde. Evet arkadaşlar. Yelkovanımız birin üstüne geldiği zaman, bakın, yelkovanımızı 12'nin üzerinden 1'e taşırken kaç dakika hareket etmiş oluruz? 5 dakika arkadaşlar. Evet, yelkovanımız 1'in üstüne geldiği zaman 5 dakika ilerledik. Çünkü 12 ile 1 arası 5 dakikadır çocuklar. Ne diyoruz? 5 past diyoruz. Yelkovanımızı 12'den, bakın, önce 1'e geldi, 5 dakika ilerledi. Sonra 2'nin üzerine taşırken ne diyeceğiz arkadaşlar? 10 past. Çünkü 10 dakika ilerlemiştir. 5, 10 dakika. Her aralığın 5'er dakika olduğunu unutmayın çocuklar. Yelkovanımız 3'ün üstüne geldiği zaman arkadaşlar ne diyoruz? 15 dakika geçmiştir. 5, 10, 15. Quarter past diyoruz arkadaşlar. Bu taraf past tarafıydı. Past geçe demektir. Evet, devam ediyoruz. Yelkovanımız 4'ün üstüne geldiği zaman arkadaşlar 20 past diyoruz çocuklar. Hala past tarafındayız, yani geçe tarafındayız. 20 geçe diyoruz. Her zaman 12 ile yelkovanın arasını ölçüyoruz arkadaşlar. Her bir aralık 5 dakika. 5, 10, 15, 20. Yani yelkovan 12'den 4'e kadar 5'er 5'er 20 dakika ilerlemiştir arkadaşlar. Yine yelkovanımız, kırmızı çizgimiz 5'in üzerine geldiği zaman da 25 past diyoruz. 25 geçiyor. Bakın hala sarı bölgedeyiz. Yani 12 ile 6 aralığı pas tarafıdır. Hala geçe tarafındayız. Yelkovanımız 6'nın üstüne geldiği zaman ise half past deriz arkadaşlar. Half past buçuk demektir. Saat, bakın, 12 iken 12'den 1'e doğru ilerlerken yelkovan 6'nın üstüne geldiği zaman akrebimiz de
Nereye gelmiştir çocuklar? Akrebimiz, bakın gösterelim. Tam 12 ile 1 aralığına gelmiştir arkadaşlar. Çünkü ilerledikçe buçuk oldukça, buçuk ne demek? Yarım demek. 12 ile 1'in tam ortasına gelmiş olmalı akrebimiz arkadaşlar. Şununla deneyelim. Evet, şu şekilde. Bakın akrebimiz tam 12 ile 1'in aralığını göstermek arasındadır. Öyle diyelim. Evet, şimdi pas tarafını geçtik. Half pas, buçuğu geçtik. Şimdi mavi taraftayız. Mavi tarafa ne demiştik? To. To ne demekti arkadaşlar? Kala demekti. Past, geçe demekti. Bunları da unutmuyoruz. Şimdi yelkovanın 7'nin üstüne geldiği zaman, bakın. Yelkovanın 7'nin üzerine geldiği zaman ne diyoruz arkadaşlar? 25 to diyoruz. Çünkü her zaman yelkovanla 12'nin arasını ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın 5, 10, 15 devam edelim. 20, 25 dakikaya geldi arkadaşlar. Ve kala demek to. To kullandığımız zaman, yani bu tarafa, to tarafına geçtiğimiz zaman artık ne diyoruz? 12'den uzaklaştı. Yolun yarısını da geçti. 1'e yaklaşıyor. Artık 1'e daha yakındır. 1'e 25 var deriz çocuklar. Evet, devam edelim. 22 olması için de yelkovanın 8'in üstüne gelmesi lazım. Tekrar bakalım. 5, 10, 15 ve 20. Yani 12 ile 8 aralığı 20 dakikadır. O nedenle 22 dedik. 1'e 20 var diyoruz. Saat 12'den başladık arkadaşlar. Saat 12'den başladık. Bunu unutmayın. Şimdi quarter to, çeyrek kala demektir. 1'e çeyrek kala diyeceğiz çocuklar. Neden çeyrek kala? Yelkovanın 9'un üstüne geldiği zaman 12'ye olan uzaklığı 5, 10, 15 dakikadır. Quarter ne demekti çocuklar? Çeyrek demekti. O nedenle çeyrek var diyoruz. Çeyrek kala diyoruz. Yani artık 12'den 1'e çeyrek kalaya döndü olay arkadaşlar. 10 to. O zaman yelkovanın 10'un üzerine gelince 10 to dedim. Çünkü 5-10 dakika vardır 1 olmasına. Ve 11'in üzerine geldiği zaman da yelkovan 5 to diyoruz arkadaşlar. 1'e 5 var diyoruz. Neredeyse 5 dakika sonra saat kaç olacak arkadaşlar? 1 olacak. Evet, şimdi bunu daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Saatler konusunu. Şunu da anlatmak istiyorum. AM ve PM görürsünüz çocuklar. AM sabah saatidir. 12'den öncedir. Sabah saatleri diyelim. Saat 12'den, yani öğleden önce diyoruz. PM de öğleden sonrasıdır arkadaşlar. Öğle derken saat 12'yi kastediyoruz elbette ki. Yani 12'den öncesi sabah, sonrası da öğle, akşam saati, öğleden sonra saatidir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Evet arkadaşlar, burada saatlerle devam ediyoruz alıştırmalarımızla. Saat 12 diyeceğiz. It is 12 o'clock deriz arkadaşlar. Tam saatlerde 12 o'clock diyoruz. Evet. Akrep ve yelkovan tam 12'nin üstünde olduğu zaman saat 12'dir arkadaşlar. Akrebimiz ve yelkovanımız, belki şurada daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Akrep ve yelkovan 12'nin üstünde olduğu zaman saat tam 12'dir. Evet. It is 12 o'clock diyoruz. 12'yi 5 geçiyor dedik arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeceğiz. Yine it is, bakın 5 geçiyor. 5 past.
Önce geçeni söylüyoruz. It is 5 past 12 diyoruz arkadaşlar. It is 5 past 12. Bu şekilde. Evet. Devam ediyoruz. Saat 12. It is, bakın, 10 geçiyor. 10 past diyoruz arkadaşlar bu sefer. 10 past 12. Bakın ne yaptık yukarıda? 5 past dedik. Aşağıda 10 past diyoruz. Önce dakikadan başlayarak yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Şimdi 12:15. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 15 dakikaya biz ne diyorduk? Quarter, yani çeyrek diyorduk çocuklar. O zaman it is 12:15 diyoruz arkadaşlar. It is 12:15 diyoruz. Evet. It is 12:15. Devam edelim çocuklar. 12:20. It is, bakın, it is 20 past demeliyiz bakın. Bu hep dakikayla başlıyoruz arkadaşlar. Burada 20 past diyeceğiz. 20 past. 20 past 12 diyoruz çocuklar. Evet, yine aynı şekilde 25 past diyeceğiz burada. It is 25 past 12. Evet. Burada buçuk diyoruz arkadaşlar. Saat 12:30. Buçuk için ne diyorduk? Half past diyorduk arkadaşlar. Half past. O zaman bu şekilde yazalım. It is half past 12. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Burada saat 12:35 diyoruz. Artık 30'u geçtikten sonra bakın hep dakikalarla devam ettik. 5, 10, çünkü 5'er 5'er, quarter 15'ti. 20, 25, half past. Evet, şimdi 30'u geçtikten sonra arkadaşlar, yani buçuğu geçtikten sonra ne diyorduk? 2 diyorduk. Bunu nasıl yapalım? 60'dan 35'e çıkartmalıyız çocuklar. Çünkü 1 saat 60 dakikaydı. 60'dan 35'i kısaca kafanızdan çıkarırsanız hemen ne bulursunuz? 25 dakika bulursunuz. İşin mantığı budur arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarım için bu kolay bir yöntemdir. 25 dakika bulduk. O zaman ne diyeceğiz? It is, her zaman dakikayı yazıyoruz. 25, artık 2 demeliyiz çocuklar. Past değil. 2, çünkü ne demiştik? Buçuğu geçtikten sonra 2 tarafında olacağız arkadaşlar. Unutmayalım. Evet. It is 25:01 diyoruz arkadaşlar. Niçin 1 dedik? Bakın 12'den 1'e doğru gidiyor. Yelkovanımız da akrebimiz de. Buçuğu geçmiş, yani yolun yarısını geçmiş. Yarısını 5 dakika geçmiş. O zaman saat 1'e daha yakındır. Yani 1'e 25 vardır arkadaşlar. Bütün olay budur. Şimdi 12:40 diyelim yine. Bakın ne demiştik? Buçuğu geçince, yani 30'u geçince ne yapıyoruz? 60'tan 40'ı hemen çıkarın. 60-40 ne eder? 20. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? It is 22 diyoruz çocuklar. 22. 20, 22 kala demektir. It is 22. Ne diyoruz çocuklar? 1. 1'e 20 vardır diyoruz arkadaşlar. 12:45. Bakın. 12:45 de ne demektir?
Zaten 60-45 dediğiniz zaman 15 bulursunuz arkadaşlar. 15 dakikaya biz ne diyorduk? Quarter diyorduk. O zaman it is quarter diyeceğiz çocuklar 15 dakikaya. 15 dakikaya quarter diyoruz. Quarter to. Çeyrek var. Neye çeyrek var? Bakın 12'den 45 dakika geçmiş. 1'e çeyrek var demektir bu. O zaman one diyoruz arkadaşlar. Demek ki to kullandığımız zaman 12'yi değil de bir sonrakini yazdık. Aynı şekilde 12.50 için it is 10 to diyoruz arkadaşlar. 10 to 1 diyoruz. Çünkü saat 12'den 50 dakika geçmiş. 1 saat zaten 60 dakika. 1'e 10 vardır arkadaşlar. 60'tan 50'yi çıkarsın yeni başlayan arkadaşları. 10 buluruz arkadaşlar. It is 10 to 1 dedik. Yine aynı şekilde 60-55 5 dakikadır arkadaşlar. 12-55 demek 1'e 5 var demektir. Yani 12'den 55 dakika geçmişsiniz. Neredeyse 5 dakika sonra saat 1 olacak demek oluyor bu arkadaşlar. It is 5 to, bakın 5 to, 5 var demektir. 5 to 1 arkadaşlar. Yine aynı şekilde 13.00 da it is, saat 1 oldu artık. It is 1 o'clock demeliyiz burada arkadaşlar. Tam saatlerde. Evet, bir de dijital olarak görürsünüz saatleri ama en çok bu yöntemle. Dijital olarak söylediğimiz zaman da çok kolaydır. Ne diyeceğiz arkadaşlar? It is 12. Direkt olduğu gibi 12.25. 12.25 diyoruz arkadaşlar. 12.25. Burada yine it is, bakın olduğu gibi söylüyorum. It is 12. Evet. 50 diyoruz arkadaşlar. 12.50. Evet. Yine 13.20. Bakın. It is 1.20 diyoruz. 13 olduğu için de 12'yi geçtiği için de PM diyorum arkadaşlar. Bakın. Yine 13.30. It is half past demeliyim. 30 olunca half past oluyordu. Half past 1 diyorum arkadaşlar. PM'dir. Bunu da 13, 12'den sonraki PM'dir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Diyelim ki son olarak 14.40. Ne diyeceğiz? It is pardon, buraya half past 1 dedik ama biz dijital olarak yazıyorduk arkadaşlar. Dijital olarak ne deriz? 1.30 deriz arkadaşlar. 1.30 deriz. Evet, dijital olarak. It is 2, bakın 14.40'a da 2.40 deriz arkadaşlar. Yani olduğu gibi 2.40, 1.30, 1.20. Burada 12.50 dedik arkadaşlar. Evet, saatler konusunu umarım anlamışsınızdır çocuklar. Şu konuda da bilgi vermek istiyorum. Bir saat, bakın bir saat şu şekilde ise eğer, şöyle yazalım. Burası 12, burası 6, 3 ve 9 olduğunu düşünün arkadaşlar. 12 ile ya da saatimiz şu anda örneğin akrebimiz 3'ü göstersin. Yer kovanımız buçuğu göstersin. Arada nedir? 4 var çocuklar. Bu durumda akrep direkt olarak 3'ü göstermez. 3 ile 4'ün tam arasını gösterir arkadaşlar. 3.5 demek için bakın akrebimiz 3 ile 4'ün tam ortasında olmalıdır. Buçuk demek
yolun yarısı demektir. Kime doğru yaklaşıyorsa ona daha yakın olur akrebimiz. Evet arkadaşlar, bunu da göstermek istemiştim. Ayrıca şunu da söyleyelim. Yer kovanımız 3'ün üzerinde ise quarter past diyoruz. Şurada daha kolay görürsünüz arkadaşlar. Evet. Yer kovanımız 3'ün üstünde ise quarter past diyoruz. Bakın 3'ün tam karşısında da 9 var. 9'un üzerinde ise de quarter to diyoruz. Bu da bir kolaylık olsun size. 6'nın üzerinde ise half past diyoruz. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konumuza devam ediyoruz. Burada Sally'nin hafta sonu. Sally. Evet arkadaşlar, burada bir saatler alıştırmamız var. Hemen bakalım. Zaten cevabını vermiş. It is quarter to five diyor çocuklar. Nereden anladık? Bakın quarter çeyrek demekti. Yer kovanımız 9'un üzerinde. Hemen ne yapıyoruz? 9 ile 12 aralığına bakıyoruz arkadaşlar. 9'un 12'ye olan uzaklığı kaç dakikadır? 5, 10, 15 dakikadır arkadaşlar. Zaten ne demiştik? Şöyle yarıya, ortadan ikiye ayıracak olursak bu taraf 2 tarafıdır arkadaşlar. Yani saat 5'e çeyrek var diyoruz arkadaşlar. Saat 5'e çok yaklaşmış. 15 dakika sonra tam 5 olacak. Bu yer kovan 12'ye geldiği zaman saat tam 5 olacak. Quarter to 5 diyoruz. Diğerlerine bakalım. Şu anda saatimiz, bakın, hem akrep hem yer kovan tam 12'nin üzerindedir. O zaman ne diyeceğiz? It is 12 o'clock diyoruz arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde buraya bakalım. Bakın akrebimiz, yani küçük olan çizgimiz 3 ile 4'ün tam ortasında gördüğünüz gibi. Öyle olması lazım. Çünkü yelkovan da 3 ile 4'ün yelkovan da 6'nın üzerinde. 12'deyken 6'nın üzerine gelmiş. Yani 3 ile 4'ün tam arası. 3,5 diyoruz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? It is half past 3 diyeceğiz arkadaşlar. Tam 3 ile 4'ün arası. Burada ise bakın akrebimiz 10'u gösteriyor. Yer kovanımız 3'ü gösteriyor. Yani bu ne demek? 10'u kaç dakika geçiyor? Bakın yer kovan 12'deyken 5, 10, 15. 15 dakika geçmiş 10'dan. Büyük olan dakikayı gösterir her zaman. O zaman ne diyeceğiz? It is, bakın 15 dakikaya biz ne diyoruz? Quarter diyorduk 3'ün üstünde olunca. Quarter past diyorduk. It is quarter past 10 diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada ise bakalım akrebimiz neredeyse 5 olmak üzere, ama 5 olmasına kaç dakika var çocuklar? 5 dakika var, bakın. 11 ile 12 aralığı 5 dakikadır. Yani yer kovan 12'nin üstüne gelince saat tam 5 olacaktır çocuklar. O yüzden ne diyoruz? It is 5 to 5 diyoruz arkadaşlar. 5 to 5. Evet. Burada akrebimiz 1'e yakınken yer kovanımız da 4'ün üzerine gelmiş arkadaşlar. Saat tam 1'i gösterseydi yer kovan 12'nin üzerinde olurdu çocuklar. Ama 12'den 4'e kaç dakika ilerlemiş? 5, 10, 15, 20. 20 dakika geçmiş. Ne diyoruz çocuklar? It is 20 past 20 past 1 diyoruz arkadaşlar. Evet, böylece saatlerle ilgili alıştırmalarımızı yapmış olduk. Burada da it is 20 to
to diyor çocuklar. Nasıl gösterileceğini öğrenelim. Bakın, saat 22 to demek 2'ye 20 var demek. Yani saatin tam 2 olmasına kaç dakika varmış? 20 dakika varmış arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Biri 40 dakika geçmiş demek arkadaşlar. Bakın saat biri 40 dakika geçmiş. 1.5'u 1 ile 2'nin arasını çok fazla geçmiş. Neredeyse 2 olacak 20 dakika sonra. Evet, o zaman bakın 22 derken yelkovanın 12'ye olan uzaklığına bakıyoruz her zaman. 5, 10, 15, 20. Ya da yani bu yelkovan tam 12'ye gelince saat tam 2 olurdu arkadaşlar. Ya da 1.40 diyoruz. Yani 1'in 1 ile 2'nin arasını çoktan geçmiş. 2'ye daha çok yaklaşmış. 6'nın üzerine gelince 30 dakika geçmiş oluyor. Yelkovan şöyle diyelim. 7'nin üstüne gelince 35, 8'in üstüne gelince de 40 dakika geçmiş oluyor arkadaşlar. It is 4:15. Past dediğine göre, bakın, past dediğine göre bu tarafla ilgileneceğiz. To dediğin zaman da şu tarafla ilgileniyoruz arkadaşlar. Yani buçuktan sonrası. Ve to dediğinde gördüğünüz gibi bir yerine iki kullandı. Çünkü birden çok uzaklaşmış, 2'ye 20 var diyoruz. Yine burada 4:15, quarter'ı öğrendiniz. Şöyleydi, çeyrek ne demek? Yer kovanımız 3'ü gösterecek. 4 dediğine göre de bu da saattir. Akrebimiz de 4'ü gösterecek arkadaşlar. Bu 4:15. Yelkovan 9'un üstüne gelseydi 2 derdik. It's 9:00. Bakın saat tam olduğunu gösteriyor o'clock. Şu şekilde diyelim. Akrep 9'u gösteriyor. 9 dediği için yelkovanımız da 12'yi gösteriyor. Şu anda it is 9:00 diyoruz. Burada it is 7:05 demek arkadaşlar. Yine past tarafındayız. Şöyle düşünelim. Burası past tarafı. Diğer taraf to'ydu. Past geçe demekti. To kala demekti çocuklar. Bunları hatırlatıyorum özellikle. Saat akrebimiz 7'yi gösterirken yelkovanım 5 dakika geçmiş. Normalde 12'nin üzerinde olurken 7. 7'yi 5 geçiyor demek yelkovanın 1'in üstüne gelmesi demektir arkadaşlar. Akrep 12'den 1'in üstüne gelmesi demektir yelkovanımın. 7'yi 5 geçiyor göstermiş olduk böylece. Akrep 7'yi gösteriyor. Evet. It's 10:50. Yani 12'ye 10 var diyoruz arkadaşlar. Hemen gösterelim. To tarafındayız. To dediğimiz zaman şu taraftayız arkadaşlar. Yani akrebim 12'ye yaklaşmış. Neredeyse 12 olacak. Yelkovanım 10:50 dediğine göre 10 var. 10'u gösteriyor çocuklar. 10 dakika sonra saat tam 12 olacak demek oluyor bu. Çünkü bakın yelkovanın 12 olan uzaklığı her bir aralık 5, 10. 10 dakika var demektir. To tarafı. Bu aynı zamanda şu şekilde gösterilir. 10:50. 9:50'dir arkadaşlar. Bakın 9:50. Pardon. 11:50. Bu aynı zamanda 11:50'dir çocuklar.